Bu senin dolabın anahtarı vardı değil mi sende buranın? Dolabımı mı karıştırıyorsun? He, dolabını karıştırıyorum. İçinde fotoğrafın var mı ona bakacağım. Açsana şunu. Açamam. Önce ne yaptığını söyle. Oh be. Çekil şuradan. Ne yapıyorsun? Ya iki saattir sana ulaşmaya çalışıyorum. Telefonundan ulaşamıyorum. Projelerini almam lazım. Onlar lazım bana. Ver şunları. Ya sen benim projelerimi ne yapacaksın ya? Versene şunları. Ya bırak teslim edeceğim. Ay illaki söyleteceksin ya. Ne? Okul taksitlerim yatmamış. O yüzden kabul etmiyorlar projeyi. Halloldu işte tamam. Nasıl halloldu? Ne demek halloldu ya? Ya Umut götürmüş, okul taksitlerini yatırmış. Git onunla kavga et. Benim işim var şimdi. Bunları teslim etmem lazım. Tut şunu. Nereden alayım sizi Nebahat Hanım? He? He, tamam. Peki ne yeriz? Çin, İtalyan, Hint, Japon, he? Türk. Tabii canım, bildiğimizden şaşmayalım ya. Oldu paşa. Başka yeriniz? Çabuk 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 çabuk. Başka bir yerim yok bu var. Allah Allah. Bir an önce şunu hallet ya. Vaktim yok benim ya. Önemli bir randevum var. Nebahat Hanım'la buluşacağım. Fakir görünmemem lazım. Bana bak. Asaf amcanın kızı Nebahat Hanım mı? Nuri, az değilsin. Az değilsin sen. Benim adım Nuri Efeoğlu. Boşuna sallamam ben. Yakında şu bankanın var ya, bir numaralı müşterisi olacağım. Bir bakalım o zaman neler yapabiliriz. Alo? Müdür bey, ben Ali Usta, Ali Kalender. Ha, Ali Usta buyur. Ya müdür bey, benim o parayı ellediğimi kimse bilmesin Allah'ın sersen ya. Bu aramızda kalsın ha. Ya sen merak etme, tamam Ali Usta. Zaten bu bankacıyla müşterinin arasındaki bir sır. Mesleğin gereği. Bir işi duyarsa var ya, ben insan içine çıkamam ha. Kimsenin yüzüne bakamam ona göre. Merak etme ya, merak etme. Ben hiç kimseye bir şey söylemem. Hadi görüşürüz, görüşürüz. Lan! Ali paramı çekti. Ha? Ne yaptı lan para Ali? Ben siz mi yollan Ali paraları? Kaç para çekti Ali? Ali kaç para çekti? Teşekkür ederim. Güle güle kullanacağım. İyi günler de kullanın. İyi günler cici, yine bekleriz. Anneciğim, karıcığım, sizlere söylemem gereken bir şey var. Ay abuk sabuk bir şey değildir umarım yine. Evet. Ya şartlar beni erkek berberliğine geri dönmeye zorluyor. Bugün 3-4 tane adamı tıraş ettim. Vallahi elime oturdu, böyle bir verim aldım. Bundan sonra da böyle gidecek gibi. Ay vallahi mı be? Minir'im. Kocacığım benim. Oh, ben var ya doğru yolu bulacağını biliyordum zaten. Sonunda erkeklerin daha sadık olduklarını anladım. Çok iyi düşünmüşsün be Menür. Zaten bunda da çok iyiydin. Böyle gider inşallah. Hadi hayırlı uğurlu olsun canım. Bu arada şu transfer ücretim toparlanana kadar sende kalsın. Bu kararın o hayırsız kayınbaban ne diyor bakalım? Ya anneciğim, kayınbabamın dükkanı umurunda mı ya? Kayınbabam için varsa yoksa Nebahat aşağı Nebahat yukarı. Yemeğe gideceklermiş bir de. Ne? Ben yanlış bir şey dedim değil mi? Buyurun abicim, benim payıma düşen 10.000 lira. Otur Sabit. Abi, ne zaman başlarız çalışmalara? Ben başladım bile, aşka Sabit. Aranjörler harıl harıl çalışıyor. Ya abi, ben diyorum ki, siz çalışıyorken ben de bir nota dersine falan mı başlasam? Sen doğuştan kabiliyetlisin, ne yapacaksın notayı falan ya? Karıştırma aklını la ile si ile. Hazır her şey tamamken gel şu anlaşmayı imzalayalım. Sen bunu imzalarken ben de senin fotoğrafını çekeyim. Bu tip şeyler sonra çok önemli oluyor. Bir poz ver bakayım. Eyvallah. Hadi hayırlı uğurlu olsun, imzalayalım. Çetin. Ya bu Sabine dükkan işini ne yaptınız ya? Tuttu mu? Yok abi, tutmadı. Bir iki dükkan gezdik ama pek beğenmedi. Oh, çok şükür ya. E niye? Sen ona dükkan tutsun diye para vermedin mi abi? Ya işte bildiğin gibi değil ya, ıcık karışık. Bu Sabit'in dükkan işini biraz tehir edelim, anladın mı? Sen bilirsin abi. Bakmayı bırak şimdilik. Neyse ya, hayırlı işler. Mikrop Nuri. Allah'ından bu mikrop Nuri. Aa, hata bende. Mikrop seni, senin mikrop seni. Merhabalar Fusun. Merhaba, hoş geldiniz. Bunlar sizin için. Elim boş gelmek istemedim. Çok naziksiniz. Niye zahmet ettiniz?
Özlemişim çocukluğumun geçtiği yerleri. Acaba diyorum tekrar buralara mı taşınsam? Çok iyi fikir, niye olmasın? Hüsnü Hanım, burada bildiğiniz güzel bir restoran var mı? Müsaitseniz sizinle bir öğle yemeği yesek. Olur tabii. Olur. Niye olmasın? Hemen yiyelim. Buyurun. Hemen gidelim, yiyelim tabii. Niye olmasın sanki? Montumu da alayım. Evet, evet. Buyurun. Gidelim. Nebahat Hanım, günlerdir gözüm uyku girmiyor. Acılar içindeyim. Daha dün tanıştık Nuri Bey. Yok efendim, ondan değil. Yani artık sizden bir şeyi gizlemek istemiyorum. Anladınız mı? Sizden bir şeyleri gizlemek günahların en büyüğü gibi geliyor. Dinliyorum Nuri Bey. Bakın Nebahat Hanım, benim hayatta en değer verdiğim şey dürüstlük. Dürüstlük, dürüstlük, dürüstlük. Dürüstlük dedim, ağlarım ben ya. Ağlarım. Bakın, bu devirde para kalpleri kirletiyor. Bu meyanda benim hayatta en güvendiğim insan, en sevdiğim insan, dünürüm, kardeşim, ortağım Ali para sayesinde kalbini kirletti, nefsine yenildi. Yenildi. Ne yaptı efendim? Efendim, aldığım duyumlara göre Ali Bey, sizin o muhterem ve mübarek babanızın, o muhterem pederinizin yıllarca el emeği, göz nuru üst üste koyarak biriktirdiği paraları çatır 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 yiyor. Ne? Ne diyorsunuz? Paraları babam için çekmiş olmasın? Ne münasebet ya, ne münasebet. Yok bir saat iyi gelmişse çatır 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 yiyor. İnanmıyorum. Birilerinin babama bu gerçeği söylemesi lazım. Tabii tabii. Tabii müdahale etmek lazım. Ben de size yardım edeyim efendim. Ben de yardım edeyim, hesabı ödeyim. Bir saniye, bir saniye. Abi, abi hemen babama gitmeliyiz. Ne oldu? Ne oldu kızım? Ya çok çok kötü şeyler olmuş, hadi. Ne oldu kızım, anlatsana. Ya yolda anlatırım, hadi. Hüsnü, izninizle. Ama bugünü telafi edeceğim. Hiç önemi yok Agah Bey, lütfen. Biz sizinle nasıl olsa sonra yine görüşürüz. Sen ne yapıyorsun burada? Sana ne Nuri? Agah Bey'le yemek yiyecektik. Sen ne yapıyorsun? Ne? Bu adamla mı yemek yiyecektik sen? Sen ne karışıyorsun Nuri? Sen Nebahat Bey'i yiyorsun ya. İşeme o işeme. O işemeyi karıcığım. Bak karıcığım, tarihi marihi demem, yakarım bu lokantayı. Yakarsan yak. Lan bak, öldürürüm kendimi, keserim kendimi. Ulan benim adım Nuri Efeoğlu lan. Ulan dağıtırım burayı ulan. Ne söyleyeyim karım kendime? O adam karşıma çıkmasın lütfen. Afiyet olsun, afiyet olsun. Beğendiler. Ne diyorsun? Oh, yani be. Şahaneymiş be, şahaneymiş, şahaneymiş, şahaneymiş. Hiç sevmiyorum biliyorsun. Ben de seni zaten hiç çok sevmiyorum ki. Ya bak, bu paraların hepsini Ali amcaya ödeyeceğim, söz. Onu ben anlamam çok. Onun babamla ikiniz aranızı halledeceksiniz artık. Ona ben karışmıyorum. Vurma çok güzel, vurma çok. Yeteri kadar sevindiyseniz size kötü bir haberim var. Söyle ablam. Okul malına zarar verdiğinden dolayı bir ihtar daha aldın Keremciğim. Ay, ay, ay. Ablacığım senin canın sağ olsun ya. Gördüğünüz üzere benim öyle ihtarlara çok böyle kulak sallayan bir tarafım yok yani. Hatta karizma bile yaptım görüyorsun. Sağ olun, çok şey yaptım, sağ olun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sağ ol. Sahte değil diyen bunlar. Bütün birikimim bu Ali. Allah razı olsun ya. Sabit kesin. Ondan da alalım da bu işi kapatalım ya. Ya meraklanma Ali. Sabit'e getirsin, tamamlarsın, götürüp bankaya yatırırsın inşallah. Hadi inşallah öyle olur ya. İnşallah. Neredir usta? Sabit. Sabit, Allah'ın sevsen ocağına düştüm ya. Sana verdiğim şu para vardı ya, onu bana geri ver arkadaş. Zaten dükkanda tutmamışsın. Ben senin işini en kısa zamanda çözerim oğlum, hadi. Maalesef usta, veremem. Hepsini harcadım. Harcadın mı lan? Oğlum bir günde para nasıl harcanır lan? Ya usta, ben kaset çıkaracağım ya, hepsini plak şirketine verdim. Plak şirketine mi verdin? Lan kendini de batırdın, beni de batırdın lan.
Fatih, ruhuna el Fatiha. Ali Bey oğlum, bu insanlar dedikodusundan bıktım usandım. Şimdi sana iftira atıyorlar. Neymiş efendim? Sen bankadan parayı çekip harcıyormuşsun. Ben dedim ki o güvenilir bir insandır. Ama anlatamadım. Şimdi sen bunları anlat. Gerekiyorsa yüzlerine tükür. Memleket sılı olunca önce annesinin kokusunu özler insan. Ellerini özler. Ellerinin kokusunu. Sonra o ellerin yaptığı yemekleri. Gurbet yemeklerini doymak için yediğinin farkına varırsın bir an. Önüne gelen her yemekte biri zararsın, yoktur. Çarşıda, pazarda kazara görürsen memlekete dair herhangi bir yiyeceği bakar kalırsın. Kafanda binlerce resim geçer özleme dair. Bu program annesinin yemeklerini özleyenler için. Memleket Yemekleri başlıyor. Ben Tataristan'dan geliyorum. Yarçalı şehrinden. 5 yıldır Türkiye'deyim. Yüksek lisansımı bitirdim burada, Ankara Üniversitesi'nde, İletişim Fakültesinden, Halk İlişkiler Bölümünden. Tataristan'ı tabii ki çok üzülüyoruz, özellikle yemeklerimizi. Çünkü öğrenci millet olduğumuz için en sevdiğim yemekler et yemekleri tabii ki, çünkü Tatar mutfağı ağırlıklı et hamuru yemeklerinden zengin. Üşpüşmak, beliş, peremeş, kıstıbı, birçok yemeklerimiz var ama en sevdiğim yemeğim üşpüşmaktır. Merhaba, benim adım Marat Ablamov. Tataristan'dan geliyorum. Türkiye'de 4. yılım. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okuyorum. Bizim Tataristan mutfağı oldukça geniş ve zengindir. Ve ben en çok annemin yaptığı üşpüşmak yemeği çok özledim. Merhaba, benim adım Azale, soyadım Yusupova. Tataristanlıyım, Kazan'dan geliyorum. Bu sene Türkiye burslarını kazandım ve Türkiye'ye geldim. Şimdi Hacettepe Üniversitesi'nde hazırlık yapıyorum, Türkçe öğreniyorum. Ve Türkiye'ye geldiğimden beri 5 ay oldu şimdi. Türkiye'yi çok beğendim. Türk yemeklerini çok seviyorum ama tabii ki kendi Tatar özel yemeklerini de çok özlüyorum. Çorbalar, tatlılar, yemekler, her şey çok iyi. Burada da bir kez yaptım ama en çok üçpüçmak özlüyorum. O böyle hamurlu bir tatlı değil, etli bir yemek ama çok güzel. Size de tavsiye ediyorum. Merhaba, benim adım İnce, ben Tataristanlıyım. Ben burada Ankara Üniversitesi'nde gazetecilik bölümünde okuyorum. Ülkemi çok özledim ve ülkemdeki yemekleri çok özledim. En sevdiğim yemek üçpüçmak. Bugün mutfağımızda mis gibi Tatar yemeklerinin kokusunu alacağız. Peki ne yapacağız? Hemen Mustafa Usta'ya soralım. Bugün arkadaşlar ilk önce hoş geldiniz diyoruz. Hamuru çok sevdiklerini biliyoruz. Tabii. Meşhur bir sözleri de var. Tatar hamursuz doymaz. Biz de buna istinaden ne yapacağız? 3 poşmak yapacağız. Hamurlu bir yemeğimizi yapacağız. Bunun için de malzemelerimiz hazır. Neler var peki? Kuzu etimiz var. İç harcı için soğanımız var. Patates var. Tuz, karabiber, tuz otu var. Bir de ayrıca üstüne yine tereyağı içine ilave edebileceğiz. Sonradan onu göreceğiz. Üstüne süt ve yumurta ilave ediyoruz. Hamur içinde un, yumurta, süt var yine.
Peki değişik bir yemek yiyeceğiz. Arkadaşları daha fazla bekletmeyelim. Özlemişler ne bence, de olsa. Ben de bu arada arkadaşlar sayesinde farklı bir yemek yemiş olacağım. Sen istersen başla. Ben ara ara tekrar geleceğim. Bir arkadaşları tanıyalım yakından diyelim. Olur. Tekrar hoş geldiniz. Tatar hamursuz doymaz, doğru mu? Doğru. Aslında çok fazla merak ettiğim şeyler var. Bir kere kazan Tatarlarını yakından tanıyacağız. Unuttuklarımızı hatırlayacağız birlikte. Ama önce kısa kısa biraz sizi bir tanıyalım. Tamam. Benim adım Gülşat. Yarçalı şehirden geliyorum, Tataristan'dan. Türkiye'de yüksek lisansımı bitirdim Ankara Üniversitesi'nde. Halkla ilişkiler üzerinden. Ne güzel. Seni tanıyalım. Evet, benim adım Marat. Ben de Kazan'dan geliyorum. Ben Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Çok güzel. Seni tanıyalım. Benim adım İnce. Ben Kazanlıyım. Burada Temir'de, Ankara Üniversitesi Temir'de okuyorum. Gelecek sene Ankara Üniversitesi'nde Gazetecilik Fakültesi'nde okuyacağım. Meslektaş olacağız yani. Evet. Çok güzel. Benim adım Azale. Ben de Kazanlıyım. Ve şimdi Hacettepe Üniversitesi'nde Temir'de okuyorum. Yani sadece Türkçe öğrenmeye başladık. Şimdi 5 ay oldu, Türkiye'deyiz. Çok iyisiniz ama. Çok memnunuz. Zaten Türkçeniz de şu an 5 ay olmasına rağmen çok güzel bir Türkçeniz var. Çok sağ olun. Bu yüzden de sizi tebrik ediyorum. Şimdi bizde misafirliklerde sohbetler çaysız olmaz. Sizde nasıldır? Bizde de öyle. Peki Türkçeni sevdiniz mi, alıştınız mı? Alıştık. Şimdi son ama çaylar biraz farklı oluyor. Bizde Tataristan'da çay sütlü içiyor. Bir de benim çayımı için bakalım. Kesin çok seveceksiniz. Sizde nasıl peki? Sanıyorum sütlü. Evet, değil mi? Sütlü. Nasıl oluyor? Isıtılıp süt koyuluyor. Sütün içinde ne var? Yani nasıl bir çay var? Normal çay, çayın üstüne süt, ısıtılmış süt. Bizdeki gibi siyah çay mı? Siyah. Yoksa evet, siyah. Ne bileyim daha aromalı çaylar oluyor, bitki çayları oluyor onlardan mı? Aynı da yapıyorlar aslında. Ama genellikle bitki çayları sütsüz. Normal çay sütlü. Evet. Lezzetli oluyordur. Peki bir sınırlama var mı? Siz de bizdeki gibi mi demliyorsunuz yoksa ne bileyim günde mesela bizde tiryakilik, çay tiryakili diye bir tabir vardır ve biz bir kişi bir demlik içebilir. Yani şu koca demliği bir kişi içebilir. Sizde nasıldır? Bizde de öyle. Evet, sohbet çok ilginçse tabii ki içebilir. Gidiyor diyorsunuz. Evet. Gideri var o çayın değil mi? Çok keyifli oluyor. Bir sürü tatlı olması gerekiyor. Ve içeriden başlar hamur yemeklerine. Nasıldır size ikramlıklar? Mesela ben size geldim. Siz de beni ağırlıyorsunuz. Ya en basiti mesela kuru yemiş. Kayısı olabilir. Hiçbir şey yoksa kuru yemiş olur diyorsunuz. Evet. Çay içine koyuyoruz. Şekerli. Çok güzel çay oluyor. Kuru yemiş çayın içine mi koyuyoruz? Evet. Evet. Çok güzel oluyor. Erik. Kompasta gibi bir tür şey. Kuru kayısı şeyle. Ya da kuru erik. Evet. Hepsini koyuyorsunuz. İçiyorsunuz. Evet. En sonunda onlar yumuşuyor. Evet. Onları da yiyorsunuz. Evet. Biz küçükken şeydi, çaya çocuklar hala yaparlardı hamilelikte. Leblebi atarlar içine. Hmm. Leblebilerle içilirdi ama sizde o bir demek ki hala yapılan bir şey. Yok, evet. Leblebi değil. Ama leblebi değil tabii. Evet. Tabii. Hayır, bizde kuru yemiş olarak leblebi atılır, sizde erik atılıyor. Evet. Çok enteresan bir şey öğrendik. Yani. Değil mi? İşte şekerin karşılığı herhalde. Değil şeker atmıyor musunuz? Şeker fazla kullanılmıyor. Atıyoruz. Bazen isteğe bağlı. Evet, insana göre. Peki. Bizde kurabiyeler, orada da herhalde erik, meyveler üzerine herhalde çay ağırlıklı gidiyor. Onlar da oluyormuş. Hamur tatlıları da var tabii. Onlar da varmış. Evet. Mesela neler yapılıyor? En meşhuru çakçak diyebiliriz. Çakçak baldan, hamurdan yapılan bir yemek. En meşhurlerden biri. Ama o Türk dünyasına çok özgü bir şey. Yani Kazaklarda da, Kırgızlarda da olabiliyor. Çakçak. Çakçak. Evet. Başka? Gübediye. Çok seviyorlar Tataristan'da. Gübediye. Burada peki benzerleri var mı? Mesela burada 5 aydır var ya da çok yıllardır buradasınız. Benzettiğiniz bir şey var mı? Hani biz de aşina olabileceğimiz. Kıstıbıy bizde var. Türkiye'de gözleme var. Evet. Çok benziyor. Yani evet, biz de çok seviyoruz onu. Ama patatesli olacak. Evet, kıstıbıy kesinlikle patatesli. Benziyor değil mi? Evet, evet. Benziyor ama kurabiyeler de ballı. Bizdeki kurabiye çeşitleri gibi zaten. Aynen. Evet. Bizde çok sevdiğiniz bir şeyler var mı? Bizde sevdiğiniz yiyecekler. Çayın yanında ikramlıklar falan.
Baklava. Çok hoşunuza giden, farklı gelen ne var? Evet, tabii ki baklava. Herkes tabii ki baklavayı çok sever, evet. Bence. Tataristan'da da var, evet. Ama tabii ki Türkiye'den geliyor. Türkiye'de daha iyi. Türkiye'de baklava. Daha iyi baklava. Türk baklavası. Peki biz şimdi yemekler bir taraftan yapılıyor. Sizin yemeklerinizde fark ettiğim bir şey var. Zaten etsiz olmuyor. Yok. Evet. Doymayız. Hamursuz hiç doymuyorsunuz zaten. Evet. Patates, soğan muhakkak var. Evet. Ama mesela bizde de, değil mi ustam, yanlış söylersem sen beni uyar. Hemen hemen her yemekte salça olur. Salça olur, soğan da olur. Soğan olur, çok salça olur. Çok lezzetli şeyler çünkü soğan. Aynen öyle. İştah açıcı diyelim bunlara. Aynen öyle. Aynı kültür. Bu kültürde çok salça kullanılmıyor. Evet, yok. Çok kullanılmıyor. Sebze de çok tercih edilmiyor. Tek tük işte patates gibi. Patates, evet. Böyle. En sevdiğimiz patates. Patates. Anladım, patatesi gözlemeden zaten anladım yani. Patatesi çok seviyorsunuz. İşte yörede fazla ürün çıkınca onları kullanıyorlar. Orada da patates herhalde biraz daha önde. Evet. Peki burada sevdiğiniz sebzeler var mı? Değişik gelense, farklı gelen. Ispanak mesela. Öyle mi? Evet, bitki olarak ıspanağı çok sevdim burada. Daha önce yemiyordum Tataristan'da. Evet, biz yemiyoruz zaten ıspanak çok. Ama burada ben de sevdiğim. Peki biz size, sizin çok özlediğiniz bir yemeği yapıyoruz bugün. Oo, evet. Başka hangi yemekleriniz var? Beliş, kıstıbıy, peremeş, gübeziye, beliş. Saysam bitmez. Bitmez. Bunların hepsi de etli yemek mi? Çoğu yemek. Etli, patatesli yemekler. Evet. Ama sunumu farklı, yani yapılışı farklı. Hepsinin yapılışı farklı farklı gidiyor diyorsunuz. Biz bir taraftan etleri doğradık. Evet, biraz zırhtan geçirdik. Yani kıyma makinesi yerine etleri biraz küçülttük. Aynen kıymada gibi bıçak sırtıyla yapmış olduk. Bakalım şimdi nasıl gidecek işlemler bundan sonra? Nasıl devam edecek? Bundan sonra işte iç harcını yapıyoruz. Hı hı. İç harcı içinde zaten gerekli malzemelerimizi yavaş yavaş hazırlamış oluyoruz. Hı hı. Unumuz zaten, hamurumuz oldu. Hı hı. Hamurun ilavetinde de iç harcını yapacağız. İç harcından sonra da yavaş yavaş şekillendirmiş olacağız böreğimizi. Peki. Bir nevi börek diyoruz değil mi buna? Evet. Börek. Tatar buna, böreği diyebiliriz. Yani. Tatar, evet. Böreği değil mi? Evet. Evet. Çünkü buna benzer börekler. Efendim? Buna benzer börekler var mı mesela? Beliş. Yani beliş o var. Küçük versiyonu zaten belişin. Beliş daha büyük yapılıyor. Hı hı. Onu ya misafirler geldiğinde yapılıyor. Peki yardıma ihtiyacın olursa bize sadece Kilman'da demen yeterli. Kim? Tamam. En başta kim gelecek? Bilemiyoruz yani artık. Kilman'da deyince geliyoruz. Kilman'da. Tatarca'da gel buraya. Gel buraya. Evet, buraya gel demek. Şimdi çok benzer, aslında %75'i Türkçe'ye çok benziyor. Yani çok büyük, yani anlaşabiliriz aslında. Ama yanlış, yani yanlış demeyeyim aslında da farklı anlamlarda kullanılan kelimelerimiz de var. Evet, çok. Evet. Ne mesela? Mesela muhabbat kelimesi. Muhabbet Türkçesi, Tatarca'sı muhabbat, aşk anlamına geliyor. Ama Türkçe sohbet anlamına geliyor. Sohbet anlamına evet. Geliyor. Ya da mesela yarar. Tatarca tamam anlamına geliyor ama Türkçe fayda. İşte böyle değişik kelimelerimiz var. Değişik. Bir de bir şey daha öğrendim. Size sorayım, teyit edeyim doğru mu diye. Siz ete it, ite et diyor musunuz? Evet. Ters oluyor. Ama böyle. Değişik bir tabir. Evet. Biz de bunu öğrenmiş olduk ama emin olamadım, bir size sorayım dedim. Doğru. Neyse, daha iyi öğrenmiş olduk. Başka ne tür benzerlikler var? Siz buraya geldiğinizde Türkçeyi en yeni öğrenenler sizlersiniz. Bir zorluk yaşadınız mı öğrenirken? Evet, biraz yaşadık. Çünkü bazı sözlere benziyor, düşünüyorsun bunu kullanabilirim ama söylüyorsun insanlara ve insanlar böyle şaşırıp bakıyorlar sana. Çünkü o kelime burada başka bir şey. Anlam farklılığı yüzünden ters düşebiliyorsunuz. Evet. Peki Türkiye'ye gelme amacınız neydi? Neden geldiniz? Eğitim. Neden Türkiye'yi tercih ettiniz? Yani güzel bir ülke, akraba bir ülke, yani arkadaş bir ülke. O yüzden yani yakın bulduk. Yani ben kendim için söylüyorum ama genelde aynı sebeplerden geliyoruz. Evet. Çocukluktan biz Türkiye'yi seviyoruz. Çok benziyor. Birbirine çok yakın. Onun için.
Çocukluktan beri Türkiye'yi çok seviyorsunuz. Evet, çok seviyoruz. Evet. Ne kadar güzel. Peki bundan sonraki hedeflerinizde neler var? Yani okul senin bitti sanıyorum. Evet. Sizin işte daha bir önünüzde bir 4 yıllık bir süreç var. İşte sen yine 4. sınıftasın. Evet. Gelecekle ilgili planlarınız neler? Ülkelerimize yani dönüp iş yapmak. Yararlı bir yeni bir kültür birey tanıtmak. Olabilir. Evet. Birey olabilir. Peki Türkiye'den gittiğiniz zaman bu sizin için daha büyük bir avantaj haline dönüşüyor sanıyorum, değil mi? Tabii ki. Farklı ülke, farklı sistem, farklı kültür. En azından tecrübe, çok iyi bir tecrübe kazanıyorsun. Sonuçta farklı bir ülkeye gidip, farklı insanları tanıyıp, farklı kültürü öğrenip çok iyi bir tecrübe kazanıyorsun. Bir de çok büyük bir cesaret örneği gösteriyorsunuz, evet, aslında. O açıdan da. Yani bambaşka bir, yani ne kadar farklılıklar olsa da insan sonuçta bir şehirden başka bir şehre gittiğinde bile Türkiye'de insan alışmakta bir zorluk çekebiliyor. Siz daha büyük bir cesaret gösterip bambaşka bir ülkeye geldiniz. Ortamınızı değiştirdiniz. Bu da insanı ister istemez tekrar ülkesine döndüğünde bir güven duygusu veriyor olsa gerek, değil mi? Evet, evet. Kesinlikle. Evet. Kendinizi daha güçlü, daha yere sağlam ve çok genç yaşta bu duyguyu da kazanmış oluyorsunuz. Başarılar, bakalım neler olacak. Haber, artık bizi haberdar edersiniz. Tabii ki. Tamam. Bir gün İnşallah. Belki geliriz, değil mi? Kesinlikle. Yani biz de geliriz, gider, gezeriz oraları. Çay içeriz, sütlü çay. Sütlü çayı, sütlü evet, çayı yanında içeriz. Yanında erikti, değil mi? Tabii. Evet. Peki gelsek biz, nereleri gezeriz? Bizi nereleri gezdirirsiniz? Herhalde bir göl gezintisi yaparız, değil mi? Tabii ki. Ne tabii yaparız ki. Başka? Tabii ki Bauman Sokağı'na gideriz. Çünkü evet. O çok... Özellikle Kazan şehrini, yani başkentimizi gezmenizi tavsiye ederim. Kaç gün yeterli Kazan'a? 3-4 gün yeter. Kazan'a 3 gün yeter ama Kazan'a yakın da ilçeler var. Evet. Bunlar da çok güzel. Çok. Bolgar gibi, Sviyarsk. Zaten mesafe de çok az. Yani evet. Çok uzak değil birbirine. 3-4 saatte gidebiliyorsun. Tabii yani. Gelirsek yazın gelelim, değil mi? Kesinlikle. Evet. Kışın yazın, gelirsek ne olur? Yazın sizin kış en güzel bayramınız Sabantuy oluyor. Bir şenlik şeklinde yapılıyor. Hı hı. Güzel spor yarışmaları, şarkılar, danslar. Çok mükemmel bir şey. Festival havasında evet. Geçiyor. Festival evet. Havasında. Yemekle. Tavsiye ederim. Aa, ne kadar güzel. Bizim Türkiye'de de zaten yaz ayları, hatta baharda başlar festival. Her şehrin bir festivali vardır. Bitmez yani. Her birinde yöresel yemekler olur, o yöreyi tanıtan şeyler olur. Çok keyifli olur ama tabii Kazan'ınkini de merak etmedi değilim şimdiden yani. Biz de küçük köylerden başlıyor. Birinci hafta mesela özellikle onu söyleyeyim. Tarla işleri bittikten sonra, yani tarım işleri sonra yapılan bir bayram. Hı hı. Başta köylerde yapılır, sonra kasabalarda, sonra şehirlerde, sonra da en son başkentte yapılır. Aa, en büyük yavaş kazan. Yavaş geliyor, evet. Yani, halka halka büyüyor. Ne zaman demiştin? Haziran'da. Haziran ayında. Hı hı. Onun belirli bir tarihi yok. Ama önemli olan işler bitsin, insanlar rahatlasın. Bayram etsin. Aynen öyle. Ne kadar güzel. Çok güzel bir etkinlik. Yani. Türkiye'de de zaten çok. Mesela elma zamanı elma festivali olur. İşte portakal festivali olur. Kayısı. Mandalina, kayısı. Bunların bir de film festivalleri başladı. Kesinlikle. Film festivalleri var. Bitmiyor yani Türkiye'de de festival. Her şehrin ayrı bir güzelliği vardır. Siz uzun yıllar burada kalacaksınız. Muhakkak gidin, oraları da görün. Bol bol meyve, değişik meyveleri tatma imkanınız olur. Sizde meyve ne durumda? Bol mudur? Çeşit çok mudur? Yaz aylarında yetişir. Evet, yaz evet. Çok oluyor. Elma, armut. Çilekler de çok. Çilekler çok mu? Hı-hı. Karpuzlar. Erik zaten. Erik. Eriği çayda bile erik. Yiyorsunuz. Peki gelelim gezilecek yerlere. Kazan'da gelsek nereleri gezeriz? Kul Şarif Camisi. Çok güzel, inanılmaz. Tataristan en büyük camisi, Kulşarif evet, camisi. Evet, en güzel. Mavi cami diyorlar. Başka. Nehir etrafında gezeriz dedik. Evet, Volga evet. Nehrin üzerinde feribotla gezebilirsiniz. Feribotla çok güzel gezersek. Toplar var. Evet. Büyük parklar da var sanıyorum. Parklarda var. Da yeşilliklerle de bir evet. Gezinti yapılabilir. Tarihi binalar çok. Yani gezilecek çok yer var. Doğası da çok güzel. Doğası ayrı güzel. Peki kışın gelsek?
Kışın buz pateni. Buz pateni. Çok riskler var. Güzel kayak spor merkezleri var. Ancak çok iyi kalın giymeniz gerekecek. Çünkü evet. Kışın çok soğuk. Şimdi bizim oluyor. Bu kış çok sert geçtenildi. Meteorolojide sık sık haber yaptık. -10'ları, -15'leri buldu dedik. Bu çok değil. Bu için kış değil yani. Bu sizin için ne anlamı ifade ediyor? Ilık. Bu çok sonbahar diyelim. Sonbahar. Evet. Bizim 40 derecelere yani inebiliyor. -40. Eksi değil evet. mi? -40. O yüzden siz bu kış burada çok üşümemişsinizdir herhalde. Yok. Çok değil evet. -40 derece ustam ya. Ya çok özlemişler. Çok özlemişler. Hiç diyor bura kış değil. -40. Evet. Evet. Biz 15'i nasıl bir şeydir görüyoruz. Ya? Yani mesela oraya giden Türklerden bahsedenler falan oluyor. Şöyle diyorlar. Bilmiyorum doğru mu? Yani gerçi siz alıştınız tabii de. Yürürken, sokakta yürürken yanındaki arkadaşla konuşamazsın. Çenen donar yoksa diyor. O kadar soğuk. Ya genellikle yorular bence. Genellikle çok soğuklar ya, çok sert soğuklar. Bir hafta 10 gün sürer. Evet. Normalde 25'ten aşağısı oluyor yani. 25'ten aşağısı. Evet. O normal sayılıyor. -25 normal deniliyor sizde sanırım. Evet. Mevsim normallerinde geçiyor. Evet. Enteresan. Şimdi ama bir de soğuklarda böyle kirpikler falan ben yazılıyorum. Buz kesiyor. Evet. Buz kesiyor. Ama şimdi tabii derdi veren Allah dermanı da verir demişler. Evet. Tabii çok soğuk hava ama bir o kadar da zengin kaynaklarımız sayesinde, doğalgaz sayesinde evlerde sıcacık. Evet. Çok sıcak evet. Pencere açıyoruz zaten kışın. Dışarıda -30, evde +30. Dışarıda kış, içeride yaz. Evet. Böyle o kadar. Gerçekten. Evet. Evet. O yüzden size soğuk gelmiyor o zaman. Ama soğuğu da çok özledim ve kar çok özledim. Çünkü karı çok seviyorum ama Türkiye'de kar çok olmuyor maalesef. Ama bu çok güzel bence. Siz de kayak tabii hepiniz kayak biliyorsunuz değil evet. mi? Çünkü bildiğim kadarıyla beden eğitimi derslerinde kayak yapılıyor. Evet, okulda normaldir ders. Evet, kışın. Zorunlu bir ders. Evet. evet. O yüzden kayağı ama herkes severek yap. Bizde kayak bir tür kayak turizmi vardır ve aslında biraz da kışları yapılan spor. Lükse kadar evet. kaçabilir yani. Sizde yok. Direkt normalde evet, normal. Mesela hafta sonu aileyle beraber gidip yapılan bir etkinlik ormanda. Evet. Ne kadar güzel. Çaylarınızı hiç içmediniz? Evet. Bu arada festivallerden dedik. Bu festivallerde kesin şarkılar da söyleniyordur. Evet. Evet, kesinlikle. Sizin de var mı? Bir size özgü bir şarkı dinlemek isteriz açıkçası biz. Evet, bir şarkı var. Memleket hakkında. Evet, söyleyebiliriz. Bugünlerde bayağı söylüyor musunuz Türkiye'deyken bu memleket şarkısını? Evet. Bazı zamanlar söylüyoruz. Mesela sınıf arkadaşlarım için onlar istiyorlar, söylüyoruz. Türkler peki o zaman için. Biz de isteriz. Tamam. Şarkının adı Duhan Yak, memleket demek, doğduğum yeri. Böyle. Duhan Yak'a yoldu tamam, Duhan Yak, Duhan Yak. İn güzel haziz yaka, Duhan Yak, Duhan Yak. Şirşileklere peşken şak, Duhan Yak, Duhan Yak. Aşığam kayınlıka, Duhan Yak, Duhan Yak. Dalpına kın gel, dalpına aşkına. Yar suunda düz, düz gene. Kaynlıka şilek peşken diz ürelep özgenle. Çok güzel. Peki ne dedi bu şarkıda? Şarkının sözlerinde neler deniliyor peki? Biraz da onu alalım senden. Evet. Diyorlar ki memleketimi çok özledim. Memleketimde en güzel çilekler, en güzel ağaçlar. Her şey en güzel. Çok onu özlüyorum. Çok dönmeyi acele ediyorum. Bu gibi evet. Ha. Memleketimi özlemek. Memleketini özlediğini anlatan bir şarkı. Sallaştık birden. Derken? Biz de böreğimizi yavaş yavaş börekler şekillenmeye başladı. Yavaş yavaş. Benziyor mu? Evet. Hani, çok güzel. Bir tanesi açıldı. Bir tanesi açık. Sonra kendiliğinden kapanacak o. Nazarlık yapıyoruz onu.
size karşı. Oo, çok güzel ilerliyoruz. Hı-hı. Bir yandan afiyetle yiyeceğiz. Üzerleri niçin açık? Pardon. İçine yaptıktan sonra, yani piştikten sonra, evet, fırından çıktıktan sonra tavuk suyu koyuluyor genelde. Evet. Bizde de var. Biraz sonra koyacağız onları. Evet, sıcak tavuk suyu. Oo. Tabii yumuşatsın diye içindeki malzemeyi özleştirsin. Hem bol kalorili hem de bol vitaminli bir yemek, evet, olacak. Ama anladığım üşüyoruz kadarıyla. Başka türlü üşüyoruz. Kalori gerekiyor. Sıcağı öyle koruyoruz. Sizi anlayabiliyorum. Yani o soğuğu biz -10'da üşüyüp evden çıkmayan insanlar olarak sizi çok iyi anlıyorum. Ama hamamlarınız da var. Evet. Ne deniliyordu? Munça. Munça. Munçalarınız var. Evleriniz de var değil mi? Benim evimde munça var, evet. Haftada 3 kez gidiyoruz munçaya. Çok rahat, çok şey, derecesi de 50 ya da 60 daha yüksek. Evet. Çok sıcak, çok. Bizim hamamlar gibi. Aynen öyle. Çermik hamam. Hamamlarınızda da kalıyorsunuz. Güzel. Yani birazdan börekleri aş kazanına indirelim diyorum. Aş kazanı da mide demek, evet, bu arada. Üstacığım, bunu aynen da. Aynen öyle. Kazan. Ne kadar benziyor. Ne kadar güzel. Hayır, ne kadar güzel anlatmışlar o mideyi. Aşk kazanı, evet, diyerek değil mi? Yani evet, orası boş kalırsa hareket etmiyor. Doğru. Vücut. Peki, biraz da edebiyattan bahsedelim birkaç cümle. Edebiyatta önemli isimlerinizden, şairlerinizden, şiirlerinizden de bahsedelim istiyorum. Neler anlatırsınız bana Tatar edebiyatı ile ilgili? Tatar edebiyatı tabii ki çok zengin ama en ünlülerimizden Musa Jelil var. Bir de Abdullah Tukay. Hatta Ankara'da onun heykeli var. Bir de caddesi var. Caddesi üzerinde. Abdullah Tukay. Onun bir şiiri, hatta Tatarların marşı olarak geçiyor. İsterseniz onu da söyleyebilirim. Çok isteriz. İtugan tel, imatur tel, etkemen kemnin tele. Dünyada akıp nerse beledim, sin tugan tel, orkala. Çok güzel. Sizin sayenizde biz de bu kültürü yakından tanıma fırsatı bulduk. Edebiyatınızı öğrendik. En azından caddenin ismini bir kez daha, aa evet bu oydu diyebildik. En azından o caddenin kime ait olduğunu daha iyi öğrenmiş olduk sizlerle birlikte. Umarım biz de size yemekleri tattırarak annenizin özlemini bir nebze de olsa giderebiliriz. Şimdi beraber fırına veriyoruz. Hadi bunu bakalım. Dediğimiz gibi önceden ısıtılmış 180 derece fırınımıza atıyoruz böreğimizi. Ve pişmesini bekliyoruz. Bu arada sohbetimizi zaten etmiş oluyorduk. Devam etmiş oluyoruz. Tatar edebiyatından bahsettik. Sizin sayenizde biz de biraz daha fikir sahibi olmuş olduk. Ama zannediyorum edebiyatta iyi olmanın bir diğer sebebi de Kazan şehrinin okuma yazma oranının çok yüksek olması değil mi? Genellikle Tataristan'ın, evet, öyle. Zaten Rusya'nın en büyük şehirlerinden biri. Evet, şimdi üniversitelerimiz var. Kaynak açısından çok zengin bir bölge olarak. Evet. Evet, birçok üniversite var. Bunun için zengin yani. Evet, bu arada kokular gelmeye başladı. Ne, evet, durumda börekler? Hazırız. Oh oh oh. İstediğiniz an servise sunum yapabiliriz. O zaman ben de servisi başlatayım mı? Evet, olur. Ben sofrayı hazırlarken... Börekler de nar gibi olmuş bu arada arkadaşlar. Afiyetle yiyeceğiz ama çay hakkında fikrinizi vermediniz. Siz sütlü çay seviyorsunuz ama bizim çayı nasıl buldunuz? Güzel. Güzel. Çok sevdik, evet. Alıştınız tabii değil mi, evet, buncayı burada? Biraz alıştık. Daha sert ama iyi. Sert mi? Evet. Biz daha böyle açık içiyoruz. Daha açık? Evet. Siz bir de asıl bu çayı Rize'de için. O zaman sert çay hangisi? O zaman görürsünüz. Böreği çayla birlikte mi devam edersiniz yoksa alayım mı çayları? Yok, çayla içelim. Siz nasıl tüketirsiniz böreği genelde? Çayla birlikte. Çayla birlikte. Evet.
İyi o zaman isabet olmuş. Biz de öyle. Değil mi usta? Kesinlikle. Oo. Ve kokular şimdi gelmeye başladı mı? Aldınız mı? Çok güzel kokuyor. Götüreyim mi bunları? Tabii. Arkadaşlar dayanamıyor tabii çünkü. Buyurunuz, buyurunuz, buyurunuz. Bakalım annenizin böreği kadar olmuş mu? Diliyorum. Buyurun. Sizin de önünüzde alın şöyle bardakla birlikte. Çok güzel görünüyor. Görüntü evet benziyor mu? Evet, evet, kokusu da çok güzel. Görüntü de size tanıdık geldi. Bakalım tadı nasıl? Zaten bu çatalla yenmiyor genelde, elle yeniyor. Evet. Değil mi? Evet. Buyurun şimdi. Da tatlıydın o zamanlar. Porsuk bırak da pırdığını anlatsın. Yumurtadan çıktığım gün. Şey evet ben bir dinozorum. Ailem bu zamanda yaşamadığı için. Tarık, Ela, Porsuk ve Sansar ailem gibi. Bana uçmayı öğrettiler. Ve tabii zamanı durdurmayı. Yıldızlarla zaman duruyor. Onları çarpıştırıyorsun. Of, porsuk. Yobale, işte böyle. Nasıl ama? Hiç susmadın, pırdığını anlatsın. Şimşek ve Çılgın, yıldızlarımı bizden almaya çalıştılar. Ama hiçbir zaman başarılı olamadılar. Hep bu çılgının yüzünden. Şuncacık dinozor ne yapabilir ki? Patron! Pırdına geliyor. Kaç 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 kaç. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Dinozor Adası'na hoş geldiniz. Dinozorların esrarengiz dünyası üç sizi tane bekliyor. Bizi çeker misin anne? Buyurun, biletiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Buyurun. Güle güle. Efendim, buyurun, biletiniz. Hoş geldiniz. 4 kişi lütfen. Ooo ne hala. Buyurun 4 kişi. Teşekkür ederim. Niye içeri girmiyoruz? Hı? Acele etme ufaklık. İnanılmaz ve heyecan verici rehberiniz Doktor Torturo size muhteşem dakikalar yaşatacak. İleride Macangazarus. Hop yukarıda girip Tazarus. Aman dikkat Serap Tazarus. Uçanı da var, yüzeni de var. Benim adam da yumurta da var. Büyüğü de var, küçüğü de var. Benim adam da bunlardan
ben kralıyım bu adanın, içinde dinozorlarım. Ben kralıyım bu adanın, onlara hep ben bakarım. Hem severim, hem süslerim, hem temizler, hem beklerim. Hem severim, hem süslerim, ben onlarla film bile izlerim. Ben kralıyım bu adanın, içinde dinozorlarım. Ben kralıyım bu adanın, onlara hep ben bakarım. Ayrıca var bir dünya evimin arkasında. Hep isterim yaşamak hayvanlarla bir arada. Dinozorum, canım zebram, saksağım kahramanım. Hepsi benle yaşasın, hepsi benimle kalsın. Hepsi benle yaşasın, hepsi benimle kalsın. Ben kralıyım bu adanın, içinde dinozorlarım. Ben kralıyım bu adanın, onlara hep ben bakarım. Şunlara bakın, kocamanlar. Ay, ben dışarıda mı beklesem acaba? Biraz şey oldum ben. Tansiyonum mu düştü acaba? Korkmana gerek yok Sansar. Bunlar maket. Gerçek değil. Muhteşemler. Evet Pırdino, işte geçmişsin yavrucuğum. Bunlar senin büyük, 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 büyük ve hatta çok büyük ataların. Şuraya bak. Burası ne kadar güzel bir yer. Harika görünüyorlar. Şey. Bu tarafta gördüğünüz dinozorun adı Stegosaurus. Kızdıklarında zırhları kırmızıya dönüşüyor. İşte aynen böyle kızarıyorlar. Bunlar da şimşeğin ataları galiba. Baksana kıpkırmızı oluyorlar. Bu tarafta gördüğünüz dinozor da Saltasaurus. Otobur'dur. Ay. Bak. Ne tatlı bir canlı, öyle değil mi? Keşke hala yaşıyor olsalar. Bu tarafta gördüğünüzde bir ağaç koalası. Pırdino, Pırdino dur. Sansar. Thank you.
olmaz. Bittik biz, mahvolduk. Onu kaybettik işte, kaybettik. Pırdino ne yapar? Nerelere gider? Zavallı yavrucak. Bu dinozorlar arasında kim bilir nasıl korkmuştur. Dinozordan korkar mı hiç? Üstelik bunlar maket. Onlardan korkan bir tek sen varsın Sansar. Çok komik. Çok komik. Bana güleceğine Pırdino'yu bu. Hiçbir yerde yok, 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 yok. Olamaz. Borsuk, bak. Ah, harika. Pırdino yavrucuğum, aşağı iner misin? Pırdino. Bizi duymuyor. Onu oradan indirmenin bir yolunu bulmalıyız. Fotoğraf mı? Lütfen çekmeyin. Işık dinozorlara zarar veriyor. Çekmeyin. 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 Pırdino nerede? Çekmeyin. Çekme, çek. Sansar'la çekmeyin, Borsuk da yok. Çekmeyin. Borsuk, Sansar neredesiniz? Kıpırdama Sansar, kıpırdama. Amanın. Burnum. Dayan. Dayan Sansar, dayan. Onu tuttum. Ay. Borsuk, Sansar neredesiniz? Ay. İşte şimdi ufak bir sorunumuz var. Adam 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 olamaz. Adam adam adam. Sen de duydun mu? Sen de duydun mu? Bu da neydi? Kesin bizimkiler. Bir dinozora yem oldum, mahvoldum, bittim ben. Akşam ne yemiş bu? Bir güvenlik sorunu var galiba. Siz buradan ayrılmayın. Ben hemen geliyorum. Borsuk, bu şey seni de mi yedi? Ah benim talihsiz dostum. Evet evet, beni de yedi. Senin tadını beğenmemiş. Saçmalama Sansar, kimse bizi yemedi. Birileri geliyor. Makrodaryam. Bunu sana kim yaptı? Bunu her kim yaptıysa bulup bana getireceksiniz. Gel gel, gelin. Gel.
Durun mu dedim? Bulun dedim. Bak Roder ya, bak Roder ya, benim bildik bak Roder ya. Şimdi buradan sonra da diğer sınıfı yapacağız. Yaklaşma! Müzemizdeki her şey özel olarak tasarlandı. Yüzlerce bilim adamı ve tasarımcı bir arada çalışıp bu muhteşem adayı yaptılar. Niye? Siz dokunasınız diye mi? Hayır. Ben mutlu olayım diye. Tavuk yumurtası mı bunlar? En genci 150 milyon yaşında. Bunlar gerçek mi? Hiç dinlemiyorsun beni mavi boncuk. Hı? Bu zamanda dinozor yumurtası ne arası? Tasarım dedim. Bilim dedim. Para dedim. Daha ne diyeyim? İşte ben de bundan bahsediyordum. Tasarımda son noktadayız. Bula, sizin için hazırladığımız başka bir sürpriz. Nasıl? Gerçekçi olmuş değil mi? Sürpriz yumurta. Evet. Sorunuz burada bitmiştir. Buradan çıkabilirsiniz. Evet hadi. Evet hadi. Hadi iyi günler. Hadi Maviş. Hadi Maviş. İyi günler. İyi günler. Yumurtam, yumurtam hareket ediyor. O yumurta nasıl hareket etti öyle ya? Adamlar yapmış dostum. Bir an çatlayacak ve yeni bir dinozor ortaya çıkacak sandım. Alcın. Evet, çok güzeldi. Ama gerçek değilmiş. Belki de gerçektir. Hı? Hı? Hı. Pırdına neden yemiyorsun? Ah, uçan dinozorun yanındayken onlardan birini annesi sandı. Oynasana yumurtam. Biraz önce ne kadar güzel kıpırdadın. Şekilden şekile girdin. Neden durdun? Neden kıpırdamıyorsun? Neden? Aa, hadi ama. Üzme beni don dedim. Neyi yanlış yapıyorum ben? Doktor Torturo. Doktor Torturo. Ne var, ne oluyor? Bunu görmeniz gerek efendim. Aa! Aa! Bu da ne? Teşekkürler. Hadi eve gitme vakti. Affedersiniz.